bakalım. Günaydın. Bir kez daha hoş geldiniz 360 ekranlarına. Doktorum yanımda ya. Haftayı ortaladık, geçtik bile bir tık. Evet, evet. Yarın cuma hafta sonuna gireceğiz. Vallahi bu perşembe günü gelişi itibariyle hakikaten hafta sonunun habercisi oluyor zaten. Umarım güzel bir gün olur. Herkes güzel haberler alır, sağlık dolu haberler alır. Biz de birazdan sağlık haberlerini vereceğiz. Arkasından biliyorsunuz size yine özel konular, özel dosyalar hazırladık. Biraz onlardan konuşacağız. Evet. Ama bunun ötesinde tabii ki Instagram hesabımıza, fotoğrafımızın altına yorumlarınızı bekliyoruz. Biz TBT paylaşmadık. Aslında biz neden TBT paylaşmıyoruz? Aa evet, aslında kendi hesabı. Şimdi bir anda konuşurken bir anda aklıma geldi. Evet evet, niye biz kendi programımızla ilgili TBT evet, yapmıyoruz? Evet. Doğru. Bundan sonra öyle yapalım. Tamam, perşembeleri. Güzel olmaz mı? Yani ona biz de uyalım biz. Evet, programcak evet. Da uyalım. Aynen, aynen. Perşembe günü bizim de TBT günümüz olur. Evet, Büşra'cığım, hatta yayından sonra bir TBT yaparız ya. Bu şeyde, doktorum yanında TV360 evet, Instagram evet. Adresinde. İlk yayınlardan güzel bir fotoğraf paylaşırız sizlerle. Oradaki fotoğrafın altında günaydınlarınızı bekliyoruz sevgili izleyiciler. Nereden izliyorsunuz, ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Bizimle şöyle bir konuşun. Bugün yine değerli bir konuğumuz olacak ve yine Doktor Murat çok önemli anlatacak. Bir konu anlatacak. Doktor Murat her gün bir şey anlatıyor. Sürekli bir şey anlatıyor. İşin bu hocam senin evet. Ya. Düşünsene. Ne anlatacaksın bugün? Bugün ne anlatacak? Bak bir anda aklımdan gitti. Sürekli yorgun. Sürekli yorgun. Unutkanlığı anlatıyormuşum bugün. Bugün Alzheimer'ı anlatıyorum size, bir hatırlayabilirsen. Sürekli yorgun hissedenler. O kadar evet. Önemli bir konu ki. Çünkü hiç farkında değiliz. Belki fiziksel olarak çok sağlıklı görünüyor olabiliriz ama ben bu ruh sağlığına da taktım gibi geliyor bana. Ama çok ne zaman bir yani. Şey söylesem kapı oraya çıkıyor. Ruhen mutsuzluk ya da ruhen yorgunluk, ne bileyim işte ya, bir şeyler yolunda değilse de çok bedenen tabii yorgun canım, olabiliyorsunuz. Tabii ki, tabii. Hani burada bitiyor diyorlar ya. Evet, çok evet. Önemli. Bu kısmı kaçırmayın. Doktor Murat anlatıyor da. Kronik yorgunluğun sebepleri ne olabilir? Hı hı. Konuşacağız. Evet, mesajlarınızı bekliyoruz. Bakalım bugün kim konumuz olacak? Hangi konuda sorular soracaksınız bizlere? Doktorum yanımda başlıyor. Havale geçiren çocuklarda hangi belirtiler görülebilir? Çocuklar kaç yaşına kadar havale geçirebilir? Çocuklarda havaleler kalıcı hasar bırakır mı? Ateşli havale ve soğuk havalelerde ailelerin ilk yapması gereken şey nedir? Çocuk nöroloji ve çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İhsan Kafadar, merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlasıyla birazdan canlı yayında. Neden halsizim? Sürekli yorgun hissediyorum. Yaşam enerjimi kaybettim sanki. Kolumu bile kaldıracak halim yok. Bunlar sizin de şikayet cümleleriniz arasında sıkça yer alıyorsa hepinizi ekran başına bekliyoruz. Profesör Doktor Murat Aksoy bugün sürekli yorgun ve halsiz hissetmemizin nedenlerini anlatacak. Birazdan doktorum yanımda da. Evet sevgili izleyiciler, doktorum yanında başladı. Dünyadan ve Türkiye'den sağlık haberleri ekranlarınıza gelecek az sonra. 2-3 gündür konuştuğumuz omikron evet. Varyantı ya da fazlasıyla mutasyona uğramasından korktuğumuz omikron varyantı ile ilgili tedbirler devam ediyor. Gündemimizde yeni koronavirüs varyantı var. Bugün de bununla ilgili haberler var hocam. Hem de güzel yüz güldürücü haberler var. Çünkü biz aşıya dirençli olabilir mi acaba endişesi yaşıyorduk biliyorsunuz en çok. Ama BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Covid-19 aşısının yeni omikron varyantına karşı büyük olasılıkla koruma sağladığını açıklamış hocam. Tabii. Yani %100 bir şey demesi zaten mümkün değil. Evet. Burada esas olarak tabii ki klinik çalışmalar bize yön gösterecek ama yani sıfır etkisi olma ihtimali yok zaten bence. Yani illaki bir aşının, koronavirüs aşısının farklı varyantı olsa da koruyucu etkisi olacaktır. Ama az ama çok. Hı hı. Uğur Şahin bu konuda hani biraz daha rahatlatıcı bir ifade kullanmış. Büyük ihtimalle diyor koruma sağlayacaktır. Hani hakikaten umalım öyle olsun. Çünkü gerçekten omikron içerdiği mutasyonlar itibariyle, değişiklikler itibariyle biraz endişe yarattı. Bütün ülkeler biliyorsun anında kapılarını kapattı. Güney Afrika'dan, Botswana'dan gelen yolcuları kabul etmemeye başladı. Uçuşları hemen durdurdular. Hakikaten çünkü şöyle bir hava oldu bütün dünyada. Yani
Bu omikronla birlikte esasında hani geri sardık gibi. Evet. Şeyden işte ağzı yanan sütü neydi? Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali. Herkes evet. Dikkatli oldu. Çünkü daha önce birden bu mu varyantı, delta varyantı birden çocuklarda görünmeye başladı. İşte hamilelerin hayati tehlikeleri, kayıpları bu varyantlara karşı aman ne olacak korunuyoruz gibi düşünceler yüzünden evet, evet. yaşadığımız için birden varyant deyince ister omikron olsun ister pi olsun arkadan pi gelecek dedik ya. Ya evet. Herhalde o yüzden bir panik olduk ama iyi ki de olduk. Yani işte biraz böyle dikkatli gideceğiz dur bakalım. Yani ama enteresan mesela biraz sonra vereceğimiz bir haber var sevgili izleyiciler. Orada bu konuyu Almanya'dan çok farklı bir bakış açısı var açıkçası. Böyle hani insanın inanmak istediği bir haber paylaşacağız birazdan. Ah geldi bile. İstersen o zaman evet. buna bakalım. Çünkü hakikaten hani bu haberi duyunca insan diyor ki ya acaba keşke doğru olsa be. Keşke doğru olsa bu Almanya'dan gelen haber. Öyle değil midir diyorsun? Yani. Şimdi Almanya'nın tanınmış bulaşıcı hastalık uzmanı. Bu arada burayı hemen bir virgül koy. Bulaşıcı hastalık uzmanı diye bir şey uzmanlık mı var hocam? Yani enfeksiyon hastalıkları uzmanı. Uzmanıdır. Ay çok... Ay hakikaten şimdi sana sorarken hatırladım. Ama böylesini Türkçesini yazınca Latince çünkü herhalde enfeksiyon. 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 Türkçe enfeksiyon diyoruz. Ama evet, enfeksiyon. Girdi artık Türkçe. Bulaşıcı hastalık uzmanı ve omikron varyantı kimmiş o? Bilim insanı Karl Lauterbach. 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 Almanca. Ben İngilizceleştirdim onu. Lauterbach diye kibarlaştırıyorum. Omikron varyantı sayesinde salgın tahmin edilenden daha erken bitebilir demiş. Yani hani bu varyant bizi korkutmuşken birden şimdi yeni varyant salgının bitişini hızlandıran yılbaşı hediyesi olabilir iddiasında da bulunmuş. Yani bu yılbaşı hediyesi olabilir diyecek kadar da hoş bir ironik yaklaşım olmuş. Yani ben böyle bir çok bana biraz şey geldi açıkçası. Ütopik mi? Yani çok mantıklı gelmedi. Keşke öyle olsa da. Hani hakikaten keşke öyle olsa. Neden? Yani ne demiş olabilir? Ne kastetmiş olabilir? Şöyle çünkü bazı bulaşıcı hastalıklar şöyle seyrediyor gerçekten. Virüsler böyle mutasyona uğruyor. Ondan sonra en tehlikeli haline geldikten sonra bir anda bulaşıcı hastalık bitiyor. Ha, ondan yani bu tür salgınlarda böyle bir süreç oluyor bazen. Muhtemelen hani tarih tekerrürden ibarettir demiş Lauterbach. Ve işte hani omikron da şu ana kadar bizim gördüğümüz en fazla mutasyon içeren varyant dolayısıyla artık hani zirve noktasına geldi. Bundan sonra artık bitebilir diye bir şeyde bulunmuş, öngörüde bulunmuş. Hani keşke doğru olsa ama bana öyle çok hani olurmuş gibi gelmiyor. Çünkü çok sıkıntı burada şu. Sonuçta koronavirüs... Bütün dünyanın her bölgesinde omikrona dönüşmedi. Doğru. Yani hala bir sürü eski tipi de var, alfası da var, deltası da var, betası da var, omikronu da var. Hepsi omikrona dönüşmüş olsa evet belki bitebilir hakikaten ama diğer yönlerde başka atıyorum şu anda biz işte Botswana'dan konuşuyoruz ama Mısır'daki alfa varyantı varsa alfa varyantı pi varyantına dönüşürse... O zaman işte ne olacak bilmiyoruz. Yani o yüzden bana biraz hani sen İngilizce yorumladın ben de İngilizce terimiyle söyleyeyim. Wishful thinking de, yani hani böyle çok ümitli düşünce tarzı bu yani. Hani ümitkar düşünce tarzı, iyimser düşünce güzel, tarzı evet. geldi bana. Bakalım şimdi tabii yani, bilim şey iyimser bir düşünce tarzı olmakla beraber biz bu haberi vererek de aslında Bu anlama gelmiyor demek istedik. Yani bitirebilir yani, anlamına gelmiyor. Yani, o bir Alman bilim umarım, insanının. Umarım öyle olsun. Evet. Hani biz de çok isteriz Lauterbach doğru söylesin. Söylemiş olsun, haklı çıksın. İnşallah hani, çıkarsa buradan şey yapacağız. Yani şu anda herhalde bu haberi okuyan herkes böyle ellerini göğe açıp amin demiştir yani. Evet hadi diyelim hep beraber. şimdi bir haftadır ben de sürekli aynı şeyi söylüyor gibi oluyorum ama aslında zaten program olarak aynı şeyi söylüyoruz. Aşılarımızı olalım dedik evet ama onun evet. dışında ikinci aşınızın üstünden de 6 ay geçtiyse 3. dozunuzu olun demiştik. Evet evet hatta hatırla dün konuştuk İngiltere 3 aya indirdi onu. Yani evet. 3 ay sonra da olabilirsin diyor. Evet şimdi İsrail Sağlık Bakanı da son 6 ay içinde... İkinci veya üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşısı olan kişilerin yeni varyantın
semptomatik hastalığına karşı yüksek bir oranda koruduğunu açıklamış. Bu da bizi demek ki biz çok fazla panik yaptık galiba omikronla ilgili. Reuters haber ajansına konuşmuş. İsrail Sağlık Bakanı önümüzdeki iki hafta boyunca ikinci ve üçüncü doz Pfizer-BioNTech aşısı olanlardan alınan örnekler üzerinde laboratuvar testlerinin devam edeceğini, aşının omikron varyantına etkili olup olmadığına bakılacağını söylüyor. Özellikle endişelenmeye gerek yok demiş mesela. Vallahi bilmediğimiz şeye karşı endişe duymak zorundayız. Tabii. Şu anda omikronu da bilmiyoruz. O yüzden bence ben endişeli yaklaşıyorum, açık söyleyeyim. Temkinli olayım. Evet, temkinli diyorsun. Olmak lazım. Zaten insan beyni böyledir. Sonuçta biz bilmediğimiz şeyden korkarız. Bizi tehdit eden şeyden korkarız. Bu çünkü başka türlü hayatta kalamayız. Ya nasıl olsa omikronda ne olacak ya, aman gelir geçer dersek gol yemiş oluruz. Yani kalemizde gol görmüş oluruz. Evet. Dersek olmaz. Olmaz aynen, o yüzden dikkatli olalım. Evet, şimdi Yunanistan'a doğru gidelim. Yunanistan'da da güzel bir uygulama başlamış aşılanmayla ilgili. 60 yaş üstü kişiler, aşılanmayan kişilere bir para cezası devreye giriyor artık. Ülkede koronavirüs aşısı olmayan 60 yaş üstü kişilere her ay 100 euro para cezası verileceğini açıklamış Yunanistan Başbakanı. Uygulama 16 Ocak'ta yürürlüğe girecek. Yani maske takılmadığında ceza kesiliyordu. Bu dönem evet, günleri evet, de gördük. Evet. Şimdi de aşı olmayanlara para cezası söz konusu. Yavaş yavaş işte hani artık bu şeyleri de duymaya başladık. Ben bunu hiç olacağını tahmin etmiyordum, ne yalan söyleyeyim. Hani aşısızlara evet bazı kısıtlamalar geleceğini tahmin ediyorduk. Seninle burada hep konuştuk bunu. Ama hani para cezası hakikaten bana bile biraz şey geldi. Hani bu konuda biraz beni radikal bulanlar var biliyorum. Seni de radikal bulanlar var. Ay, yorumlardan. Evet biliyorum. Biz ama bayağı radikal. Hani bizden sonra bu artık ne yani, hani bu da biraz bana abartı gibi geldi. Hani aşısıza para cezası, bu da biraz fazla bence. Aşısızlara para cezası. Ben şunu söyleyecektim hocam. Burada şu devreye girebilir. Beden benim, vücut benim. Bunu para cezasıyla hani cezalandıramazsın. Ben aşı olmayacağım gibi böyle bir hani güruh vardı ya. Evet. Şimdi bu para cezasını ödemediği zaman bu katlanarak, faizlenerek devam edecek. Ve bu zorunluluk halinde yani bunun ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor azıcık. Şimdi bu tabii şeyden de dönebilir yani. Yunanistan'ın Anayasa Mahkemesi'nden de dönebilir. Davalar da açılabilir. Ya mutlaka dava açılır buna. Hani belki hükümet böyle bir karar almıştır yani, ama ben zannetmiyorum ki bu uygulamaya girsin. Bana çok aşırı şey geldi. Ben de bunu söylemeye çalıştım aslında. Yani biraz çekinerek de söyledim ama ben bu cezayı, hani bu cezayı bana yazabilecek bir madde göster diyen vatandaş olabilir. Yani bu şeyde. Yani bana biraz fazla aşırı geldi ama bununla da sınırlı değil. Şey de aynı noktada ya, Avusturya da aynı noktaya geliyor neredeyse bak. Ama demek ki ne kadar mecbur kalıyorlar. Yani çünkü düzelmiyor, bitmiyor. Bak Avusturya aşı haberine bak şimdi. İnsanlar. İstersen bak şimdi evet, aynı şey çünkü çok benzer bir şey. Zorunlu aşı uygulamasına geçme kararı almış Avusturya. Yeniden artış gösterdi çünkü COVID-19 vakaları. Bir taslak hazırlayarak aşı olmayan kişilere cezai yaptırımlar uygulamayı planlıyorlarmış. Ama daha belli değil maddeler. Bunun içinde para cezası olabilir. Bunun içinde yani çöp toplama cezaları daha makbul olur gerçi. Hani var ya böyle ABD'de. Suç işlediğin zaman kamu hizmeti yapıyorsun. Ne olabilir bunun içinde bilmiyoruz. Yani COVID'li bir hastanın bakımını üstlenmesi istenebilir mesela. Hah, bak o çok güzel olur. Hem gözünün önünde yani ne yaşadığını görecek. Yani, hani tabii ki önlemler alınarak hani şey değil. Hani gitsen bu hastaya bak odasında değil. Hani, COVID'li git sarıl. Hani eğitimini vererek doğru düzgün korumasını yaparak hani evet, belki o sağlanabilir. Çünkü yani aşısızlardaki problem hep şu oluyor ya, hani aşılanma düşük kaldıkça mutasyonlar işte karşımıza çıkmaya başlıyor. Yeni varyantlar karşımıza çıkmaya başlıyor. Aşısız kişi maalesef toplum bağışıklığının düşmesine neden oluyor. Tabii. Harcadığımız devlet olarak, her devlet için, sadece Türkiye için söylemiyorum, Türkiye Cumhuriyeti için söylemiyorum. Sonuçta COVID olduğu zaman
Belli bir para harcanıyor sağlık için. Ha, bugün bir bakalım mesela Türkiye'deki sayılar kaç olmuş? Bir tabloya mesela 200 kişi vefat ediyor. 200 kişinin vefatının maddi yönü farklı, manevi sonucu farklı hakikaten. 196. Baksana yani şu anda Türkiye'de 196 kişi vefat etmiş. Yani artık ortalama 200'den konuşuyoruz zaten. Yani bu böyle yüzlü rakamlarda da böyle 150'yi falan görmüyoruz yani. En fazla en düşük 185'i gördük. Hep yüksek devam ediyor. 200 ortalamayla devam ediyoruz ve günde de 22 bin vakadan bahsediyoruz burada. Ama hala aşılanmada %55-60 arasında olan mesela iller var. İşte Güneydoğu Anadolu bölgesinde bir türlü o şeyi yakalayamadık. Doğu Anadolu biraz toparladı. İstanbul mesela hala bak düşük görünüyor. En kalabalık yani adeta koronavirüsün İlk dağılma yeri biliyorsunuz Türkiye'de bir yükselme olduğu zaman ilk İstanbul'dan başlıyor zaten yükselme. Ondan sonra hep bugüne kadar şöyle seyretti. İlk İstanbul'da yükseldi, ondan sonra Ankara yükseldi, ondan sonra İzmir yükseldi. Hep böyle gitti zaten. Evet, evet. Şu anda mesela biz İstanbul'u tam anlamıyla kontrol altına alabilmiş değiliz aşılanma anlamında. Evet, bu harita aşılanma oranlarını gösteriyor sevgili izleyiciler. İkinci doz aşı yapılma oranı var. Birinci, ikinci, üçüncü doz toplamı var tabloda gördüğünüz gibi. İllere göre artık vaka sayısı tablosu zaten çok da paylaşılmıyor internet sitesinde de Sağlık Bakanlığı'nın. Evet. Durum böyle aşılanma ile ilgili. Çok da değişen bir şey yok. Hızlı artması bekleniyor. Yani demek ki biz bu kadar hani nefes tüketiyoruz, hep söylüyoruz ama hala ısrarcı insanlar var aşı olmamakla ilgili. Evet, şimdi sizden gelenlere geçeceğiz. Buyurun bakalım izleyicilerimiz sana neler sormuş bakalım. Bundan sonra o zaman mesajlara bakalım. Evet. Doktor Miyanda TV. Bir 5 dakikamız ha yok. Instagram güzel adresimiz. Doktor Miyanda TV 360 Instagram adresimiz. Evet. Yüksek tansiyondan korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? Bitir burada hocam programı. Niye? Ya çok bayağı uzun bir cevap lazım. Aynen. Yok canım, burada kısa cevap vermeye çalışıyorum bunlara. Yüksek tansiyondan korunmak için dikkat etmeniz gereken birinci şey ilaçlarınızı bir kere düzgün kullanmanız. Bu bir. İki, doktorunuza takibe gitmeye devam etmeniz gerekiyor. Yani bir kere doktora gittiniz, tansiyonunuz yüksek diye ilaç verildiyse size ömür boyu o ilaç geçerli olmayabilir. Ömür boyu verilen doz da geçerli olmayabilir. Bazen dozu arttırmak gerekebilir, bazen düşürmek gerekebilir. Bazen ikinci bir ilaç eklemek gerekebilir, bazen de ilacı kesmek gerekir. Dolayısıyla yüksek tansiyonunuz varsa bunu mutlaka kontrol altında tutmanız gerekiyor. Onun ötesinde yüksek tansiyona neden olan en önemli problemlerden bir tanesi tabii ki aşırı tuz tüketimi. Aşırı tuz tüketimi özellikle erkeklerde ve yüksek tansiyonu zaten olanlarda biraz daha önemlidir. Şimdi hiç tansiyonunuz yoksa tuzu fazla tüketseniz de böyle inanılmaz yükselmeler yaşamazsınız açıkçası. Ne kadar yükselir ortalama çalışmalar? Tuzu kontrolsüz tüketen kişilerde 6 milimetre civa yükseldiğini söylüyor. Bu ne demek? Yani şimdi biz genellikle halk arasında konuşurken tansiyonu 12, 13, 8 gibi diyoruz ya. Ama biz hekimler kendi aramızda konuşurken o 12'ye 120 diyoruz. 8'e 80 diyoruz. 13'e 130 diyoruz. Şimdi eğer tuzu kontrolsüz bir şekilde tüketirseniz tansiyonunuz 120 değil de 126 olur. 130 değil 136 olur. Öyle düşünün. Yani 13,5'a çıkar. Böyle aşırı yükselmez. Ama zaten bir tansiyonunuz varsa ve erkekseniz ailenizde de tansiyon hastası olan kimse varsa bu durumda daha yükselir. O yüzden bu kişilerin tuza biraz daha dikkatli olması gerekiyor. Yapabileceğiniz birinci şey bu. Tuz tüketimini kontrol altına almak. Ha, bazı kişilerde bu daha fazladır. O yüzden kendinizi de tanımanız lazım. Yani tuzlu tükettiğiniz zaman bakın. Tansiyonunuz çok yükseliyorsa tuzu biraz daha dikkatli kesmeniz gerekiyor. Biraz da kendini tanıması gerekiyor insanın. Kilo kontrolü tabii ki çok önemli. Özellikle yüksek tansiyonda kilo da varsa beraber bu beraberinde insülin direncini veya diyabeti yani şeker hastalığını getirecektir. Bunlar da birbirini tetikleyen metabolik sendromdur. Ve bu metabolik sendrom sonunda da gittikçe tansiyonunuz kontrol dışına çıkabilir. Ve tansiyonunuzun neden olduğu İstenmeyen sonuçlarda katlanarak büyür şekerle birlikte olduğu zaman. Evet. Şimdilik bu kadar diyeyim. Evet, bu tansiyon konusu gerçekten uzun bir konu. Yaşamayan da bilmez derler ya. Benim kafam hep karışıktır tansiyonla ilgili. Çok da aydınlatıcı oldu cevap.
Kızımın saçları çok dökülüyor ve tırnakları kırılıyor. Hangi vitamini kullanmalı? B vitamini konusunda özellikle söyleyelim. Hatırlayacaksınız, B vitaminlerini konuşmuştuk. B7, biyotin burada önemli. Diğer B vitaminleri de önemli. Bu açıdan biraz B vitamin takviyesi yapabilirsiniz. Evet. Ama tabii ki burada önemli olan hani doktora gidip dökülmenin sebebini, nedeni bu mudur? Tabii. Yani demir eksikliğinde de çünkü olabilir. Hani şu anda siz hangi vitamin diye sorduğunuz için B diyorum ama bunun altında yatan mesela pekala demir eksikliği de olabilir. O demir yüzden, eksikliğinde de aynı şeyi görürüz. Evet, aslında işte musluğu kapamadan o deliği tıkamaya çalışmak gibi oluyor. Yani, gerçekten bazı şeylerin sebebini bulmadan tedavi etmek çok zor. Saç ve tırnakların da ana yapı maddesi biyotin ve biyotin gerçekten tablet olarak ağızdan alındığında çok işe yarıyor ama yine doktor kontrolünde. Yani başka bir sürü nedeni olabilir Selda. Yani evet, hakikaten böyle tek başına. Çok zor. Bir de mevsim döneminde zaten saçlar dökülür mesela. Normal, her gün dökülür zaten. Ama mevsim döneminde daha çok artar bunlar. Ne oldu? Ay neden güldün? Bizim kedinin dişleri bir dökülüyor. Mevsim döneminde olabilir mi? Onun bile dökülüyor, onu diyecektim de. Mesela kedilerin, köpeklerin eminim bu ara başa çıkmakta zorlanıyoruz. Ve benim de mesela sen bu arada Covid'den sonra nasıl toparlayacağımı düşünerek bunu buldum. Saç dökülmesi yaşadın. Evet. Nasıl hissediyorsun? Toparladın mı? Geçti mi? Geçti. Hala dökülüyor mu? Yok, geçti. Hatta birkaç hemşire arkadaşım da mesela saçları çok döküldü. Bayağı yani neredeyse sıfırlandı o derece yani. O kadar seyreldi. Sıfır demeyeyim ama çok. Ama ben hiç fark etmedim mesela. Biz fark etmedik. Yok, evet. Ama işte mesela annemde de çok döküldü. İşte hemşire arkadaşımız da çok. Hepsi geri geldi. Ha, iyi. Yani duruyor sonuçta. Duruyor, kökü duruyor. Devam etmedi dedi. Saç dökülmesi dediğin şey esasında kök kaybı olmuyor çoğunlukla. Yani kökü yerinde duruyor, saç uzadıktan sonra kırılıyor ve düşüyor aslında. Evet. O yüzden normal. Evet. Ama bir de tabii ki benim zaten yaşladı artık yavaş yavaş. Estağfurullah. Bak ben bir şey demedim, sen kendin dedin. Ben demesem sen diyecektin. Evet. Evet diyor. Bir de diyor ki, gel bir de toprak at. Gel bir de üstüme toprak at. Evet, şimdi burayı da bitirdik. Teşekkürler sorular için sevgili izleyiciler. Haydi bakalım mı? Kimler bakalım neler yazmış? Var. Nereden izliyorsunuz? Doktor biz sorulara bakarken fotoğraf çekilmiş zaten. Ha evet, biz orada şeye sizden gelen soruları inceleyip hani şu soruları soralım diye konuşurken doğal bir fotoğraf koyduk. Bugün bakalım şimdi nereden izliyorsunuz? Tabii ki Şebnem Hanım izliyor. Yine sizin de izliyor Fatma Hanım. Isparta, Özlem Hanım, günaydın. Kartal. Zil çaldı mı diyor. Bak bu zil buraya alındı. Unuttum. Sen de unutuyorsun ama. Ben de unutuyorum, doğru. Sana keseceğim dedim faturayı. Unutturma o zaman hocam bak yani. Zil. Ama her şeyi de bana bırakıyorsun ya. Zilimizi çaldık. Bir gün söyledi bir izleyicimiz. Zil evet, çaldı Tınar mı geç kaldım onu mı? Ertesi Tınar Hanım söyledi. Evet, zil alındı sonra bak şey yapıyoruz, unutuyoruz. Evet, zil çaldı şu anda. Bugün bir değişiklik yapıp Bones Dias diyeyim bari demiş Pınar Hanım. Pınar Hanım, o Pınar Hanım mı? Zili Pınar, söyleyen Pınar Hanım. KYMZ ise evet. Evet, KYMZ. Aynen. Tamam. Gününüz güzel geçsin Nazan Hanım, teşekkürler. Bugün benim sorum yok diyor. Edirne burada diyor Burcu Hanım. Güzel. Evet. Aydın'dan kucak dolusu sevgiler Meral Yılmaz. Aydın'a sevgiler. Nilgün Hanım günaydın. Güneşli ve güzel bir gün Samsun. Samsun'a da günaydın. Soğuk ama güneşli Tokat. Gönlümde, gözümde sizinle demiş teşekkür Selma Hanım. Teşekkür ederiz. Trabzon güneşli bir gün. Güneş 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 ama bir soğuk, bir titretiyor, bir üşütüyor. Vallahi stüdyoda soğuk ya bugün. Ya evet geçemedik değil mi böyle? Evet. Bak vallahi stüdyoda kadar bak burnumun ucu, parmaklarımın ucu üşüyor. Değil mi? Evet. Günaydın, iyi yayınlar Ayşe Hanım. Annede havale hikayesi olunca çocukta da oluyor mu diyor Ali Eren'in annesi Serap. Bugün az önce izlediniz. Evet. Çocuklarda havaleyi konuşacağız. Bu soruyu hemen arkadaşlarımız not ediyor, soracağız. Ataköy'e de günaydın dedik. Memnune Çetin Taş'a. Hı hı. Çarşamba'dan yazmış Samsun'dan Sevgi Hanım. Bu gerçekten o sahil Karadeniz şeridi bizi bayağı izliyor. Aksaray kucak dolusu sevgiler Fatoş Hanım, Kıbrıs Girne Sebat Hanım günaydın. Aydeniz günaydınlar. Bugün sizi izleyemiyorum ama kalbim sizinle evet. Selda Hanım diyor. Çok teşekkürler. Kim? Balıkesir'den Sibel Hanım. Günaydınlar. Ümmü Hanım'ım Karaman'dan günaydın Esra Bezmez. Günaydın güzel insanlar. Serap Uzun Özdemir. Günaydın tatlı iki insan. Günaydın. Adana'da soğudu bu arada. Ya gerçekten. Adana'da ne güzel şehir ya.
Öyle mi? Gitmedin mi? Gitmedim. Vallahi hocam. Git, tavsiye ederim. Hocam ben gitmedim. Ben bir yere gitmemişim. Dün yine bir yeri söyledin sen. Ne dedin ya geçen gün? Ay çok güzelmiş orası, babam hep Sinop. Gelirdi. Sinop. Gittim, Sinop Gerze. Gitmedim. Evet. Ben oraya da gitmemişim. Beni götürün ya Adıyaman'a. Sinop'a falan götürün beni. Ne, Adana'nın nesi güzel? Kebabı güzel, o ayrı. Yani kebabı güzel ama Adana çok güzel bir şehir. İçinden Seyhan Nehri geçiyor. Sen gittin. Evet yani. Evet gittim. Çok, ama yani görüntüsü falan hakikaten ama Sinop'tan çok güzel bir yer al sen. Sinop'tan alacağım, evet. Babam mı Sinop'tan diyordu alacağım. Öyle? Kayınpeder, rahmetli kayınpeder. Kıbrıs'tan gelip Sinop'a gidermiş. Murat sen şuradan ne Kıbrıs'tan gelip Avustralya'dan gelip gidiyordu. Kıbrıs'ta yaşamıyor muydu bir ara? Hayır. Hiç yaşamadı mı? Hocam doğumu falan orada. Ha, doğumu ama, ama Kıbrıslı yani. Yaşıyordu. Tamam. Çok karışıkmış hocam, ben de toparlayana kadar 3 sene geçti. Aslında Macar falan. Sen nereliydin? Neydi? Ben de hafta sonu Almanya'ya gittim. Bir türlü biliyorsunuz benim nereye gittiğimi kafasında oturtamamıştı ya Selda. Murat Hoca diyor ki, ay diyorum ki hocam ne zaman gidiyorsun? Hafta sonu gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Almanya'ya gidiyorum ya. Aa neresi? Ne? Frankfurt. Frankfurt neredeydi ya? Almanya'da. Ya direkt öyle devreler yanıyor Murat Hoca'da. Evet. Bazen yakıyor beni. Evet. Hoca Almanya'yı karıştırmasan iyiydi. Ali Eren'in annesi Serap İzmit'ten yazmış. Kahvaltı sofrasında günaydın. Norveç'ten selamlar. Türkan Hanım size de selam. Şahanesiniz ama diyor. Ama o kahvaltı sofrasının bir fotoğrafını çekin paylaşın ya Ali Eren'in hakikaten Eren'in ha, yani annesi. İnanmayız yoksa. Yok inanırız da yani. Hani, bizi de etiketleyin. Ya bunlar hep sosyal etkileşim işte. Bunları bir ya öğrenelim artık yani. Bir zahmet değil. Şimdi sabahları filtre kahve içiyorum diyor izleyicimiz. Sana hı soruyor Pınar hı Hanım. Murat Hocama sorar mısınız? Sizce ilerleyen zamanlarda sorun yaşar mıyım yaşım ilerledikçe? Yani ben şimdi bunu yapıyorum ama diyor. Hı. Sonra bu bana döner mi yolsu elektrik olarak? Yani vallahi şöyle söyleyeyim. Kahveyi fazla tüketirseniz cilt kırışıklığınız artar. Öyle mi? Tabii. Ay alın şu kahveyi önümden. Vallahi benim hiç öyle düşünmemiştim ben. Yani fazla kafeinden esasında, ötürü yok, mü? Kahve esasında çok faydalı da. Hani hakikaten cildi bir yıpratma şeyi var, riski var, evet. Hmm. Ama esasında hani diğer sağlık açısından gerçekten çok faydalı. Ne kadar etkili ama cilde hani %100 mesela yok, sigara yok kadar değil. Hayır, ama hayır tabii canım. Evet, tamam. Ben de iyileştirmeye çalışıyorum cevabı. İçiyoruz evet, ya, evet, seviyoruz bir ya her sabah. Bir de şöyle bir şey var, kahveyi çok tükettiğiniz zaman beyninizin o rutin aktivitesine dönmesi için kahveyi sürekli içmeniz gerekiyor. Yani mesela diyelim ki her gün sabah kahveyle mi güne başlıyorsun? Hmm. Beyninin o uyanıklığına ulaşmak için kahve içmen gerekiyor. Kahve evet içmezsen o uyanıklığa ulaşamıyorsun. Bu da yani alışmak afyon denen patlamıyor şey mi? Alıştırmakla evet, ilgili evet herhalde. Aynen. Ama şöyle mesela diyelim ki ara ara yeşil çay içiyorsun, ara ara çay içiyorsun, arada kahve içiyorsun. Mesela o zaman o içtiğin kahve seni daha parlak yapıyor, daha uyanık yapıyor. Evet ama işte kahve de olmadan gerçekten olmuyor. Aslında bizim kültürümüzde Türk kahvesi diye bir şey var ama nedense o sabahları filtre kahveyle güne başlama iyice yaygınlaştı. Neden biliyor musun? Çünkü yani Türk kahvesi mesela ben içiyorum hemen bitiyor. Ben o yüzden çok Türk kahvesini sevmiyorum çünkü çok kısa sürüyor. Evet. Yani şimdi çayı kahveyi böyle büyük bardaklara alıp hani rahat uzun rahat süre içebiliyorsun uzun uzun, o yüzden. Evet, Mersin'de stresimiz arttı çünkü rakamlar yükseliyor ama güne güzel bir haberle başlattınız diyor bizi diyor Nuray Mutlu. Teşekkürler. Kavacağ'da günaydın dedik. Sinovac ve bir BioNTech aşısı oldum. 5 ay oldu. 4. aşıyı olmam gerekir mi? Diyor Fatma Hanım. Olmanızda fayda var. Fayda yani var. 6 ayı bitiriyorsanız artık yavaş yavaş 4. dozları bence olalım. Evet. Gülcan Hanım çıkıyorsa teşekkürler. Çıkıyorsa da yani şey olarak. Evet. Adıyaman'a teşekkürler. Efsane. Bak dün Adıyaman yok demiştik. Bugün gelmiş. Ha, gelmiş. Elbisemize bayılmışlar. Hocam senin elbisene bayılmış. Çok farklı giyinmiş bugün gerçekten. Çok soğuk bir sabah. Yani Mayıs'a yeni kıyafet verdiğinde giymedin mi Selda? Değil mi ya? Ama yo, bu hep yenisi. Ama işte şeyi aynı nedense. Teşekkür ederiz gerçekten. Ama hocam sen böyle yer ettin beynimizde ve böyle kalmanı istiyoruz. Bütün ekip olarak. Yatarken, kalkarken, hastanede, burada. Evet. Akşam yemeği. Günaydınlar için seni düşündüm bir anda çatal bıçakla böyle. Herkese günaydın dedik bizler de, mesajlar için teşekkür ederiz. Şimdi diyelim uyandınız. Yine her yanım ağrıyor dediniz. Kronik ya, ben neden hep yorgunum? Bugün vitamin alayım bari. Çok yorgun hissediyorum. Hmm. Böyle de bir durumumuz var. Bugünü kurtarayım diye.
Ama bunun altında çok farklı nedenler olabilir. Kronik yorgunluk ve sebeplerini Doktor Murat bizlere şimdi anlatacak. Ama bunları biliyor musunuz? Gelin bir okuyalım bakalım neymiş. Tabii ki hepimiz güne böyle zinde başlamayı seviyoruz. O zinde başladığımız günde aynı şekilde geçsin istiyoruz. Hiç enerjimiz bitmesin istiyoruz ama eninde sonunda birçok faktör var. Ve bu faktörler bizim maalesef gün içinde bazen işte yorgun, argın ve de halsiz kalmamıza neden oluyor. Şimdi isterseniz gelin hep beraber bunun nedenlerine bir bakalım. Ki bazılarını çünkü değiştirebiliriz. O yüzden o önlemleri alırsak gün içinde kendimizi çok halsiz ve yorgun hissetmeyiz. Şimdi birinci neden ne? Neden yorgun hissediyoruz sorusunun cevabı yetersiz ve kalitesiz uyku. Hani hep sağlıklı kalmak konusunda öneriler veriyoruz size. İşte egzersizinize dikkat edin diyoruz, yemenize içmenize dikkat ediyoruz. Ve bunlardan bir tanesi de uyku diyoruz. Hakikaten enerjimizi toplamamız için uykuya ihtiyacımız var. Ve hatta uykuya 7-9 saat ihtiyacımız olduğu gibi 7-9 saat kaliteli uykuya da ihtiyacımız var. Bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım. Peki kaliteli uykuya sahip olmak için ne yapmak gerekiyor? Bir, uyku düzenimizin bir kere hep aynı olması gerekir. Yani bugün için mesela en ideal uyuma saatinin 11 olduğunu ifade ediyor. Saat 11'de her gün yatağa girilecek, 6'da 7'de uyanılacak. Günde 7 ila 9 saat uyanacak, uyunacak. Bunun yanı sıra yattığınız yatak odasının önemi çok önemli. Bir kere sessiz olması lazım. Yani uykunuzun kalitenizi bozmaması gerekiyor dışarıdan gelen bir sesin. Mümkünse tabii ki. Bunun yanı sıra mesela karanlık olsun. İçeride çok böyle aydınlık bir şey bırakmayın. Ha belki gece tuvalete kalkıyorsanız, işte gece tuvalete kalktığınız zaman yolunuzu görmeniz için koridorda ufak bir ışık bırakabilirsiniz ama yattığınız yerde ışık olmasın. Gece yatmadan önce çok fazla su tüketmeyin ki tuvalete çok fazla kalkıp uykunuzu bölmeyin. Yatmadan hemen önce yemek yemeyin. Özellikle reflüye neden olacak yiyecekleri tercih etmeyin ki gecenin köründe reflüye kalkıp yine uyku düzeninizi bozmayın. Bunlara dikkat etmek lazım. Bunun yanı sıra tabii ki hani depresif mod yani ruh halimizin biraz daha böyle sıkıntılı hale girmesi bizi enerji açısından yoksun bırakıyor. Yani her konuda isteksiz, sürekli mutsuz, endişeli, yorgun hissediyorsak, odaklanma güçlüğü çekiyorsak, unutkanlık yaşıyorsak bunlar o enerji yoksunluğunun esasında depresyon kaynaklı olabileceğini göstermeli bize. Burada bazen profesyonel bir destek almak zorunda kalabilirsiniz. Bunun için lütfen hiç çekinmeyin. Psikolog arkadaşlar olabilir, psikiyatrist arkadaşlar olabilir. Onlarla mutlaka görüşüp hani ben evet yorgun hissediyorum kendimi, enerjimi çekilmiş gibi hissediyorum ama aynı zamanda hep mutsuzum, hep yorgunum, hayattan zevk almıyorum dediğiniz zaman onlar size bir takım yardımlarda bulunacaklar ve kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. O yüzden ikinci önemli nedenin depresyon olduğunu unutmayalım lütfen. Şimdi üçüncü nedene geldiğiniz zaman bir organik nedenden bahsediyoruz. Yani artık hani ruhsalın ötesinde fizik durumlarda da bazen biz kendimizi enerjiden yoksun hissedebiliriz, halsiz ve sürekli yorgun hissedebiliriz. Bunların başında tiroid hastalıkları geliyor ve özellikle de tiroidin az çalışması geliyor. Aslında tiroid 40 yaşından sonra biraz yavaşlamaya başlıyor. Yani hepimiz de 40 yaşından sonra tiroid fonksiyonları biraz gerileyebilir ve bunun sonucunda da tiroid hormonu vücudumuzda azalabilir, geri çekilebilir. Bu geri çekilme sonrasında da bizler kendimizi daha halsiz hissedebiliriz. Yani hipotiroidi olabilir. Ama hipotiroidi tek başına yorgunluk ve halsizlikle kendini göstermeyebilir. Mesela hipotiroidi eğer bayağı da derin olmaya başladıysa beraberinde kabızlıktan tutun da ödeme, ödemden tutun da kilo alımına kadar pek çok şeyi beraberinde gösterecektir. O yüzden tek başına bu halsizliğin nedeni hipotiroidi mi diye düşünmeyin. Vücudunuzu şöyle bir dinleyin bakalım.
Başka şeyler var mı? Yani özellikle vücudunuzda değişen bir şeyler oluyor mu olmuyor mu? Onu gözlemleyin, ona göre karar verin. Çünkü hipotiroidi zaman içinde oturan ama beraberinde de tüm metabolizmanın yavaşlamasıyla sonuçları gösteren bir durumdur. Uyku hakkında konuşurken tabii ki uyku apnesinden de bahsetmek gerekiyor. Evet, kaliteli uyku dedik. Uykunun kalitesini bozan durumlardan bir tanesi de uyku apne sendromu. Uyku apne sendromu biliyorsunuz, kişi gece uyur, ondan sonra gecenin köründe böyle bir nefes darlığıyla uyanır ve böyle nefesi kesilir. Ondan sonra bunu hiç fark etmez çoğu kez. Tekrar uykuya dalır ama sabah kalktığında uykusunu almadığı için çok yorgundur. Hatta biliyorsunuz trafik kazalarının önemli nedenlerinden bir tanesi uyku apne sendromudur. Bunu nasıl tanıyacaksınız? Kendiniz çok iyi bilmezsiniz ama ailenizde aynı evde yaşayan kişiler sizde uyku apne sendromunu tanımlayabilirler. Yani sen gece çok horluyorsun, ondan sonra bir anda nefesin kesiliyor. 1-2 saniye belki duruyor, 3-5 saniye ama ondan sonra tekrar nefes almaya başlıyorsun diye tanımlama yapabilirler. İşte böyle bir durum söz konusuysa burada da gitmeniz gereken klinik göğüs hastalıkları kliniği. Burada çok basit tedavilerle çözümü de mümkün. Bizim CPAP dediğimiz böyle maskeyle gece uyutuyorlar sizi ve uyku kalitenizi arttırıyorlar. Oksijeninizi normal haline getiriyorlar. Oksijenden bahsederken tabii bizim yorgun hissetmemizin önemli nedenlerinden bir tanesi de bizim vücudumuzda oksijeni taşıyan al yuvarların sayısının azalması, yani anemi. Bizim kendimizi iyi hissetmemiz için, metabolizmamızın düzgün çalışması için bütün hücrelerimizin oksijene ihtiyacı var. Nasıl arabalar benzinle çalışıyorsa hücrelerimize de o yakıt aslında bir anlamda oksijen. Oksijen taşınmazsa ne olacaktır? Metabolizma zorlanmaya başlayacaktır. O yüzden anemi gibi durumlarda biz kendimizi çok yorgun hissedebiliriz. Peki anemi varsa yorgunluğun dışında başka hangi semptom olabilir? Başka hangi bulgular olabilir? Mesela çarpıntı hissedebilirsiniz. Ayağa bir anda hızlı kalktığınızda baş dönmesi hissedebilirsiniz. Saç dökülmesi mesela burada da olabilir. Nefes darlığı olabilir. Yüzünüzde, ellerinizde beyazlanma olabilir. Yani renginiz solabilir. Özellikle şöyle göz altınıza aynada bir bakın. Göz altında normalde biliyorsunuz burası pembe olması gerekir. Mesela aynada baktığınız zaman burası beyazsa, kendinizi yorgun hissediyorsanız ve biraz önce söylediğimiz diğer bulgular da varsa bunun altında yatan neden anemidir. Hemen bir dahiliye kliniğine başvurup orada kan sayımı yaptırıp gerekli tedavilerle, demir eksikliği ise demir eksikliği tedavi edilir. B12 eksikliği ise B12 takviyesiyle hızlı bir şekilde toparlanabilir ve siz de kendinizi daha enerjik hissedersiniz. Şimdi bizim tabii bazen yaptığımız hayatta hatalar da kendimizi çok yorgun hissetmemize neden oluyor. İşte biraz önce ne dedik? Mesela fazla kahve tüketimi ciltte böyle hafif istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Evet, kahve çok faydalı. İçindeki antioksidan maddeler bizi inflamatuar, yani iltihabi hastalıklardan koruyor, kanserden koruyabiliyor. Yapılan çalışmalar karaciğer sirozundan koruyabileceğini gösteriyor. Ama fazla kahve tükettiğimiz zaman da, daha doğrusu kafein tükettiğimiz zaman da ne olacaktır? Kendimizi yorgun hissedebiliriz. Kafein bir de en sık yapılan hatalardan bir tanesi şudur. Kafeini biz hep böyle kahveyle ilişkilendiriyoruz ama kafein sadece kahvede bulunmuyor. Çayda da var. Yüksek oranda çayda da var. Dolayısıyla hem fazla çay tüketimi hem kahve tüketimi bunlar biraz daha kişiyi yorgun hissettirebilir. Kafeinsiz olanlarını tercih edebilirsiniz mesela. Çünkü kafeinsiz olan kahvelerde antioksidan oranı gene aynı şekilde vardır. Yani kafeinsiz tüketseniz de kahvenin mesela yararlı etkilerinden faydalanmış olursunuz. Tabii ki su önemli. Unutmayın, vücudumuzun %60'ını su oluşturuyor. Beynimizin %80'i neredeyse su. Dolayısıyla su bizim vücudumuzun en önemli parçalarından bir tanesi. İşte susuz kalmak da kendimizi enerji açısından sıkıntılı halde hissettirebilir. O yüzden susuz kalmamaya özen gösterin. Burada takip edeceğiniz şey ne? Hani hep söylenen işte günde 2 litre su için, günde 3 litre su içinden öte, biliyorsunuz her zaman biz ne öneriyoruz size? İdrar renginizi takip edin. Tuvalete gittiğiniz zaman idrarınızın rengine bakın. Eğer idrarınız sarıysa, koyulaşmaya başladıysa rengi, o zaman suyu az tüketiyorsunuz demektir. Ama şeffafsa,
ve açık sarıysa o zaman suyu yeterli miktarda tüketiyorsunuzdur. Bir de şöyle bir şey var çünkü. Düşünün 3 litre suyu bir anda içtiniz. E ne oldu? İdrarla siz onu zaten 4 saat içinde kaybettiniz. Gün içine yaymalısınız. Bunun takibinde idrarla yapabilirsiniz ancak. O yüzden bunu da unutmayın. Tabii ki D vitamini eksikliği de biliyorsunuz D vitamini bizim hani bir anlamda evet vitaminler grubu içinde yer alıyoruz ama yapısı itibariyle de böyle hormona da benziyor. Kolesterol zeminiyle yapılmış bir vitaminden bahsediyoruz. Pek çok faydası var. Bunlardan bir tanesi de bizim enerjimiz açısından önemli D vitamini. Bazen D vitamini eksikliklerinde de hakikaten halsizlik olabiliyor. O da daha fazla kas ve kemik metabolizması üzerine etkili olduğu için açıkçası. Dolayısıyla hani her şey normalse belki bir D vitamini baktırmanızda da fayda var. Şunu unutmayın zaten hani D vitamini takviyesi yaparken doz düzeyine bakmadan, kan düzeyine bakmadan lütfen D vitamini takviyesi ezbere yapmayın. Senelik olarak en azından bakın, ona göre karar verin lütfen. Gelelim yine önemli organik nedenlerden bir tanesi kendimizi yorgun hissetmemize neden olan diyabet ya da diyabete eğilimli durumlar. Hani işte insülin rezistansı, insülin direnci gibi durumlarda da aynı şey olabilir. Orada da biliyorsunuz kan şekerinin kullanımında bir problem var. Normal şartlar altında kandaki şeker insülin aracılığıyla hücreye girer ve enerji olarak tüketilir. Aynı oksijende de biliyorsunuz bundan bahsetmiştik. İşte eğer kan şekeri yüksekse ama hücre tarafından da kullanılamıyorsa yani bir anlamda yakıtınız var ama arabanıza yükleyemiyorsunuz. O yüzden orada da araba gidemeyeceği için siz de gidemeyecek gibi hissedersiniz kendinizi. Yorgun hissedebilirsiniz. O yüzden bunun da altını çizelim. Bu kadar sıralama içinde son kalem olarak diyabeti de hatırlatalım. Sizin gün içinde enerjinizi elinizden alabilecek nedenler arasına. Kronik yorgunluk ve halsizlik belirtilerinde acaba hangi hastalıkları düşünmemiz lazım? Çok önemliydi burası. Evet. Böyle ezbere vitaminlerle enerji toplamaya çalışıyoruz bazen hepimiz. Günü kurtarıyoruz ama çok uzun süre devam ediyorsa bir uzmana görünmekte fayda var dedik. Bu bölümü de bitirdik. Az sonra çok değerli bir konuğumuz Profesör Doktor İhsan Kafadar anlatacak. Bizlere çocuklarda havale ve kalıcı hasar bırakır mı? Detayları, tedavisi hepsi bu ekranda olacak. Sorularınızı Doktorum Yanımda TV360'a gönderebilirsiniz. Havale geçiren çocuklarda hangi belirtiler görülebilir? Çocuklar kaç yaşına kadar havale geçirebilir? Çocuklarda havaleler kalıcı hasar bırakır mı? Ateşli havale ve soğuk havalelerde ailelerin ilk yapması gereken şey nedir? Çocuk nöroloji ve çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İhsan Kafadar, merak edilen tüm soruların cevapları ve daha fazlasıyla birazdan canlı yayında. Evet, hemen konuğumuzu davet edelim. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Nöroloji Kliniği İdari Sorumlusu ve Eğitim Koordinatörü, Çocuk Nöroloji ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İhsan Kafadar bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Teşekkürler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Günaydın. 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 İyisiniz. Gayet iyiyim. Beklerken sizlerin konuşmalarınızı dinledim. Çok faydalandım. Çok güzel. Ve etraftaki, çevremdeki insanların sizi ne kadar böyle can kulağıyla dinlemesinin gerekçesini anlamış oldum. Ben çok teşekkür ederim. Sen çok naziksiniz. Hocam bu Çam Sakura Hastanesi'ni biraz soracağım size. Acaba bu pandemiyle ilgili, COVID'le ilgili ne gözlemliyorsunuz? Nasıl durumlar sizce bu yeni hastanede? Şu andaki durumumu söylüyorsunuz. Hmm. Yeni çıkan mutasyonlarla ilgili bir şey gözlemlediğimi söylersen doğrusu yalan olur. Benim branşım özellikle nöroloji olduğu için hastanemizi COVID ile ilgili apayrı bir bölümler ayrılmış vaziyette. Ama şu aşamada benim kulağıma arttığına dair bir ibare gelmedi. Ancak daha önceki COVID hastalıkları önemli olduğu dönemde, Delta varyantı ve ondan önceki dönemlerde bayağı sıkıntılı dönemler yaşamıştık. İnşallah tekrar aynısını yaşamayız deyip bakıp göreceğim. Evet, evet. Bugün sizle çocuklarda özellikle hani havalelerden bahsedeceğiz. Doğru. Ama önce bir tanımlama yapalım isterseniz. Yani çünkü herkesin kafasında farklı şeyler var işte. Hani havale nedir, epilepsi nedir, nöbet nedir? Bunları bir tanımıyla girelim mi önce? Tabii ki, seve seve. Ama ilk başta şunu vurgulayayım. Havale, konvülsiyon veya nöbet eş anlamlı kelimeler. Normalde havale geçirme oranı aşağı yukarı %5.
ateş olursa, yani 100 çocukta 5'inde mi hayat boyunca, tüm hayat boyunca insanlarda nöbet geçirme hava veya diğer ismiyle havale, diğer ismiyle konvizyon geçirme oranı %5. Düşünün 80 milyonluk bir ülkeyiz. 4 milyonumuz da bu şekilde bir nöbet geçirme oluyor. Nasıl oluyor diyeceksiniz. Güneş çarpması, kan şekeri düşüklüğü. Herhangi bir neden. Herhangi bir neden. Nöbet dediğimizde bizim anlayacağımız şey, beynin elektriksel aktivitesinde ani olarak ortaya çıkan bir aksamayla karşımıza çıkan bir durum. Bu %5'lik vaka hayatı boyunca bir kez geçirebiliyor 4 milyon kişi. Ancak insanların %1'i hayatı boyunca epileptik olmaya devam edebiliyor. Nöbet tek kez, tek olan olay, epilepsi dediğimiz olaysa, yani veya diğer ismiyle Sara hastalığı, bu nöbetin veya havalenin veya konvizyonun tekrarlayarak devam etmesi. O yüzden ikisi farklı şeyler. Bir anneye geldiği zaman çocuğum havale geçirdi, çocuğum konvizyon geçirdi, epileptik olabilecek mi sorusu mantıklı olabilir. Ama her nöbet epilepsi olacak demek değildir. Biraz önce sizin konuştuğunuz farklı vitamin eksikliklerinde, farklı mineral eksikliklerinde, ateşli havarede bu tarz nöbetler olup olabilir ve gelip geçici olabilir. İleride epileptik olma şansınızı yoktur. Ve beyinde aynen kalp gibi, aynen bağırsak gibi, aynen kas gibi elektriksel bir aktiviteyle çalışan bir organ. Ve bu organda olan herhangi bir elektriksel aktiviteyi bozacak şey karşımızda nöbette çıkıyor doğrusu. Peki mesela çocuklu ateşli hastalıklarda, çocuklarda böyle bir risk nedir ve riski arttıran şey var mı? Mesela hepimiz sonuçta hani çocuk büyüttük, biz çocuk olduk, ateşlendik, çocuklarımız ateşlendi. Yani bazı çocukta mesela ateşte böyle bir problem yaşanıyor, nöbet oluyor ama bazısında olmuyor. Riski arttıran bir şey var mı? Şimdi bu soru için teşekkür ederim. Çünkü genellikle tıptaki ve insanların algısı nadir görünen şeyler üzerine. Nadir görünen epilepsi tipleri, nadir görünen hastalıklar. Hastanemizde bir tane nadir bir hastalık bulduk. Herkes onunla ilgilendi. Çok güzel ama ortak üniversitedeki bir hocalarımızdan ne baktığımızda kalan, toplumun genelini ilgilendiren hastalıkların ilk müdahaleleri ve temel bilgilerini herkesin bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi ateşli havaliler. Ateşli havalilerin önemli olmasının nedeni 6-7 yaşının altındaki çocukların aşağı yukarı %5'inde karşımıza çıkıyor. O yüzden oran olarak çok fazla. Etrafımızda, kendi çocuğumuzda, etrafımızdaki insanlarla bunlarla karşılaşabiliyoruz. Ateşli havalenin görülebilmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi ailesel yatkınlık olması. Anne tarafı veya baba tarafında bu yatkınlığın olması en büyük neden. Onun haricinde kalkıp bazı çocuklar, anneleri geliyor ki ya benim çocuğum 37,5'la ateşte nöbet geçiriyor. Komşunun çocuğu salya sümük çöpün içinde hiç nöbet geçirmiyor. Bu ne biçim oluyor? Nasıl oluyor diyorlar. Bunun temelindeki şey ailesi olarak genetsel yatkınlık. Anne veya babada veya ailede varsa havale öyküsü, o zaman çocukta da ateşli bir havale, ateşli havale. Ateşli havale. Ateşli havale. Peki, doğru. Şimdi ateşli havale diye vurguladınız. Havale ateş olmadan da geçirilebilen bir şey mi? Tabii. Havaleler yani nöbetler yani konvizyonlar iki ana gruba ayrılıyor. Ateşli ve ateşsiz. Ateşli olanların bizim için önemi şu, bir sık görülüyor. Ve ben hep Hipokrat'ı kıskanırım. Hipokrat, yani hayran oldum adamlardan kendisi. Hipokrat, bizim Hipokrat yemininin babası, biz yaşlandıkça, çocukken o kadar değerini bilmiyordum. Ama yaşlandıkça ne kadar ileri görüştüğünü anlıyorum. Hipokrat o zaman bile çocuklarda ateşli havalenin 7 yaşına kadar sık görülebildiğini, 7 yaşından sonra ateşle birlikte havalenin erişkinlerde görülmediğini, görülürse de ağır bir hastalığın işareti olacağını söylemiş. Kaç bin yıl önce. Bizim gördüğümüz ateşli havaliler ki bu 7 yaşın altındaki %5'ini oluşturuyor. Bunlar sık görülen ve bunların önemli bir kısmı sorunsuz atlattığımız grup. Ateşsiz havaliler ise tedavi yaklaşımımızın tamamen farklı olduğu, altında farklı hastalıkları aradığımız, gerek tedavi yöntemlerimizin gerek yaklaşımımızın tamamen farklı olduğu iki grup. O yüzden ailelerden hep şunu rica ediyorum. Bir çocukta havale varsa lütfen ateşini ölçmeye dikkat edin. Ancak her nöbet ateşsiz de olsa vücut aktivitesi arttığı için ateşi yükseltebilir.
1 derece, 1,5 derece. Normalde soğuk havale olmuş olsa bile. Evet. O yüzden baktığınızda benim çocuğum ateşte havale diyebilirsiniz. O yüzden çocuğun ateşini takip eden saatlerde ölçmek bize yol gösterici olabilecek. Peki mesela ilk ne yapmak gerekir böyle bir durumda? Ateşli havalide ilk yapılması gereken, çocuklarınız var mı bilmiyorum ama. Evet. Var hocam ve Allah bağışlasın. Hep bizim duyduğumuz, lütfen çok özür dilerim araya gireceğim. Şimdi anneler de biliyorlar. Ateşi çok yükseldi, ıslak havluya sar, soğuk duşa sok, sirkeli çorap giydir. Şimdi ilk yapılan yani panik haliyle bunları hep duyduk. Bunlar yanlış mı doğru mu? İlk ne yapmak lazım sorusundan hemen önce. Emin olun çoğu kişi bunu yapıyor. Evet. Ama şimdi o yapılması gerekenleri kısaca size özetleyeyim. Evet. Birincisi en önemlisi ve en zor olanı sakin olmak. Evet. En zoru o. Çünkü soğukkanlı olacağız. Bilinçsiz yapılacak işlemler yarar yerine zarar getirebiliyor. Bu birincisi. İkincisi çocuğu o sırada gözlemlemek önemli. Çok zor olan şeylerden bir tanesi saate göz atabilmek önemli. Çünkü süresi bizim için önemli. Kaç dakika sürüyor? O bizim için önemli. Bir de çocuğa soğuk uygulama yapabilmek çok önemli. Fakat soğuk uygulama için insanlar genellikle çocuğu alarak duşun altına götürüyorlar. Ilık duş. Çocuğun bilinci yerinde olmayabilir. Postür uygun olmayabilir. Onun yerine bir kovanın içine su doldurup, içine bir sünger bastırıp, çocuğu yatırıp, yan yatırıp mümkünse, yan yatırıp, boynundan aşağısını o suyla yıkamak yapılabilecek ilk makul şeylerden biri olacak. Yani tazyikli akan duşun altına aniden sokma girişimi. Şöyle düşünün. Benim şu anda çocuk... bu arada ateş için ilk müdahaleyi anlatıyoruz. Ateşli havale. Ateşli çünkü havale. Ekranlara havale sırasında ilk yardım geldi. Onu birazdan anlatacağız. Şu anda çocuğunuzda ateş yükseldi. İlk yapmanız gereken şeyleri anlatıyoruz. Evet, ateşli havaleyi anlatıyoruz. Düşünün ben bir çocuğum, bilincim yerinde değil, nöbet geçiriyorum bu şekilde. Solunum yolu bütünlüğüm sağlanmış mı emin değilim. Koştura koştura suya götürüyorsunuz. Bu sırada çocuk aspire edebilir, solunum yolunun devamlılığı bozulabilir. O yüzden mümkünse çocuğu yan yatırıp kovanın içine batırdığımız süngerle boynundan aşağı iyice yıkamak önemli. Bu birincisi. İkincisi fitil, ateş düşürücü bir fitil yapılabilmek önemli. Üçüncüsü dediğim gibi tekrarlayayım, süresini tutabilmek. Takip edebilmek. Çünkü diğer nöbetlerden anlatacağım. Bazı nöbetler tek başlar. Tek bir tarafta başlar. Bir süre sonra acile geldiğinde doktorun gördüğü genellikle her tarafı kasılan bir çocuk. Artık tablo oturmuştur. Evet. Yani. O yüzden ilk başta ya doktor bey ilk başta bir taraf kasıyordu demek tedavi şeklimizi bizim için değiştirecektir. Bu önemli. Son yapılacak şey de daha sonrasında doktor tarafından görülmüş ve doktor tarafından nöbetlerin tetikleyeceği ifade edilen çocuklara verilen ilaçların uygun görülen hastalar tarafından uygulanması. Popodan yapılan fitiller şeklinde. Ama uygun görülen hastalara, çünkü hastalara yeterli anlaşabilme imkanı olmadığı zaman hastalar bunu yanlış kullanabiliyorlar. Yarar yerine zarar olabiliyor. Uygun hastada doktorun önerdiği ilaç değil. Hocam isterseniz şimdi o zaman slide'ı tekrar geri alalım. Bu kez hani ateşli havalede İlk yapılması gerekenleri şöyle hızlı hızlı üzerinden bir geçelim, bir toparlayalım. Herkes onu iyice bir öğrensin. Evet. Evet. Madde madde gidelim hocam. Evet, sakin davranmalı dediniz zaten. Yaralanma tehlikesine karşı çevre önlemi. Bu soğuk havaliler ön planda olan şey. Soğuk havaliler genellikle bizim bu tarz ani bilinç kaybıyla ve yaralanmaların karşımıza çıkan nöbetler, çocukluk çağı ve ergenlik çağına karşı olan nöbetler. Kişilerde, çocuklarda aniden bilinç kaybı, aniden kasılma veya insanların sokaklarda gördüğü nöbet geçiren kişiler daha çok bunlar oluyor. Evet. Daha çok bunlar oluyor. Bu kişilerde yapılacak en önemli şey tehlikeli yerde alandan uzaklaştırmak. Bazısı Allah göstermesin çaya düşebilir, bazısı ocağa kaynar düşebilir, şey olur, bazısı trafiğin yanına düşebilir. Yani arabaların geçtiği uzaklaştırmak. İkincisi bu kişilerin devamlı kafaları arkaya vuracaktır. Kafaların arkasına yumuşak bir şey koymak lazım ki kafa yaralanması olmasın. Üçüncüsü, kişilerin boğazını sıkan kravat, kazak veya benzeri bir şey varsa bunları gevşetmesi lazım ki solunum yollarında açık olsun. Artı bu sırada kişilerin ağzında hep köpük bir ışık geçecektir. Köpüğü alabilirsiniz. Mümkünse aşırı kuvvet kullanmadan yan çevirebiliyorsanız o sırada ne âlâ. Evet. Ancak olmuyorsa köpüğü silip beklemek lazım o sırada ve
ağzı açmak için zorlamamak lazım. Yani dilini ısırdı, açayım veya dili geriye kaçar tarzında bir yaklaşım olmaz ve doğru değil. Dilini ısırmış olsa bile kasılmaların olduğu anda müdahale etmemek lazım. Mesela eller kasılıyor, onları açmaya çalışmak, öyle yaparlar hani. Masaj yaparlar, işte kolonya koklatırlar, üzerine su atarlar falan hani. Dilden aşağı ineyim tek tek. Şimdi, evet, tamam. Çünkü konvizyon olduğu zaman veya kasılma olduğu zaman aynı zamanda dil de dışarı çıkıyor. İnsanların en büyük korkusu şu, dil gevşeyip solunum yolunu tıkar mı? Evet. Ama nöbet olduğunda, kasıldığında dil dik ve katı bir şekilde dışarıda, yeri yutma olmuyor. Bu kasılma anı bittikten sonra kişiyi yan çevirmek lazım. Çünkü gerek nöbet sırasında gerek nöbeti takiben vakaların önemli bir kısmında kusma oluyor. Kusma olduğu zaman bilinç de yeterince yerinde olmadığı için bu ciğerlere kaçabilir, aspire edebilir. O yüzden mümkün olduğu kadar kişiyi çevirip stabil yan pozisyona getirmek lazım. Tabii kol ve ellere gelince, ben bir gün askerdeyken yine orada bir yerin sorumlusuydum. Yolda nöbet geçiren bir hasta gördüm. Müdahale etmeye gittim. Herkes soğan, sarımsak ellerini tutmaya çalışıyordu. Yapmayın etmeyin der dedim. Halk beni linç ediyordu. Ya. Ama epey önce. Şimdi insanlar bilgilenmiştir. Evet. Bir, elini tutmamak lazım. Açmaya çalışmak. Kişi böyle kasılıyor. Tutmamak lazım. Kişi kasıldı. Bunu tekrar gevşetmeye çalışmamak lazım. Mümkün olduğu kadar olduğu halde kendine zarar vermeyecek ortamda beynini veya daha doğrusu kafasını koruyacak şekilde yumuşak bir yere yatmış vaziyette kişiyi gözlemek en makulü ve süre tutmak en makulü, gözlemleyebilmek en makulü. Çünkü bizim epilepsi tanılarında veya epileptik nöbet tanılarında başlangıçtaki olayların gözlemi ve yandaki kişilerin söylemleri bizim için çok önemli. Peki ya bir mesela nöbetin, tabii ki nöbetten nöbete değişir ama biraz önce söylediğiniz genel bir nöbet tarzı mesela. Kaç dakika sürmesi beklenir? Yani kaç dakika beklemek lazım? Şimdi bizim için özellikle hayati tehdit edici nöbetler genelde generalize tonik kulonik nöbetler. Öbür nöbetlere geldiğimiz... Yani sürekli böyle sarsıldığı nöbetler. İlk başta tonik, yani evet. Genellikle böyle kasılma. Hasta mahremiyeti nedeniyle videoya getiremedim, o yüzden kendimi anlatmaya çalışıyorum. Bazen böyle. Ardından titremelerin olduğu nöbet, generalize nöbetler. Bunlar en çok hayati tehdit eden nöbetler. Bir de mesela çocuk gelir. Tik gibi değil mi? Kolun bir tarafı kasılabilir. Veya öyle bir dalma. Hiç. Dalma nöbeti olabilir. Bu gerek dalmalar veya bu fokal nöbet dediğimiz şeyler hayati tehdit etme riskleri çok düşük olan şeyler. Ve o yüzden müdahale içinde daha uzun süreler bekleyebileceğimiz şeyler. Ancak gerek ateşli havalede, gerek bu generalize tonik kulonik nöbet dediğimiz nöbetlerde eğer ki bu süre 3 dakikanın üstüne geçmişse o zaman ilaçla müdahaleyi düşünebilmek lazım. Çünkü nöbetlerin aşağı yukarı %75-80'i ilk 3 dakika içinde kendiliğinden sonlanıyor. Ama bu 3 dakikayı geçti, daha uzun sürmeye başlayanlar olursa bunun daha uzun devam edebilmesi ve bizim en korkulu tablomuz olan status dediğimiz epileptik duruma girebilme şansı yani, olabilir. Hani şu açıdan da sordum, anne veya baba evde veya işte sokakta hani bir böyle kişiyle karşılaştık. Hani 3 dakika bekleyip bir sakin olalım, ondan sonra mı 112'yi arayalım, yoksa hemen 112'yi aramak gerekir mi, hemen hastaneye götürmek gerekir mi? Hani orada halkın yaklaşımı ne olmalı? Bence 112'yi arayabilirler. Ama hastaneye götürmek için telaş etmesinler diye. Yani aniden çocuğu alıp bilinci yerinde değil, hoplata hoplata arabaya koyup o hızla o trafiğin içinde can hıraş gidip sıkıntılı bir ortama sokmaktansa, çünkü 112'yi arayıp gelmesi etmesi zaten bir süre olacaktır. Evet, evet. Ama biz baktık çocuğumuz ateşli havale geçiriyor. 3 dakika içinde durdu. Ne ala. Şey de geldi, 112 de geldi diyelim. 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika. Tamam, çocuğun durumu iyi, biz sizi hastaneye götürürüm diyebilir. Ama o çocuğu da hani nefes yolu bütünlüğünü veya açıklığını dikkate almadan koştur koştur arabaya atıp kucakta alıp trafikte daha riskli. Yani biraz önce söyledik ya, hani etraftaki riskli alanı kontrol altına alın demiştik. Onu yapmamış oluruz. Aynen öyle. Aynen öyle. Apar topar götürmeye kalkarsın. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel anlatıyorsunuz vallahi. Yani böyle tek tek havaleyle ilgili, mesela havale deyince bizim aklımıza ne geliyordu? Küçük çocuklarda ateşin yükselmesi sonucu gerçekleşen nöbet gibi. Ama ateş dışında da havale gerçekleşebiliyor yetişkinlerde de.
sayenizde öğrenmiş olduk. Epilepsi kısmına geçecek olursak birazcık, çok da sorumuz varmış birazdan. Okay. Annelerin soruları. Epilepsi, şimdi az önce siz anlattınız ya alt nedeni olabilir diye. Havale, çocukluğunda havale geçirmiş herkes epilepsi riski taşır mı? Şimdi dediğim gibi insanların %5'i hayatları boyunca bir kez nöbet veya havale geçiriyor. Ancak %1'i epileptik olabiliyor. Yani neredeyse bu vakaların %20'si epileptik oluyor, %80'i hiçbir şey olmuyor. Ama sebebi yaşadığı havale mi oluyor genelde? Şöyle söyleyeyim. İleride kişinin epileptik olabilmesinin temelinde başlangıçtaki beyin etkilenmesi çok önemli. Beyin bütünlüğünü bozan veya etkileyen her şey karşımıza havale ve veya devamında epilepsiyle çıkabilir. Normalde insanın beyninde 15 milyar hücre var. Bağlantılarıyla da 15 trilyon sinaps var. 95 milyar da glia var. Yani insan beyninde herkeste 110 milyar hücre, 15 trilyon bağlantı. Bu bağlantıları değişik nedenlerle bozabilen ağır kafa travması, açık kafa travması diyeyim, hafiflerini kastetmiyorum, açık kafa travması. Çünkü kafa travmalarına baktığımızda aşağı yukarı %5'i ileride epileptik oluyor, %95'i olmuyor. Kafa travması, beyin açık olacak, kafa kemiği kırılmış olacak ve veya farklı şiddetlerde. Veya kişi menenjit geçirmişse, beyin iltihabı geçirmişse veya kişi doğumsal bir anomalisi var ise veya çocuğun nörometabolik bir hastalığı varsa, yani temelinde bir neden varsa bu kişi havale geçirse de ileride epileptik olabilme şanssızlığı önemli. Bir de biraz önce aklımdayken bizim hep çocuk nörologlarının ve çocuk hekimlerinin bir kalp yarasıdır. Febril konvülsiyonlarla ilgili şey. Onu da fırsat bulmuşken sizin aracınıza ileteyim. Dediğim gibi febril konvülsiyonlar en sık karşılaştığımız konvülsiyon türü. 5-6 yaşın altında %5. Ve ateşli olanlar. Ateşli. Ateşli havaleler. Ateşli havalelerde tanımda önemli olan şey şu. Santral sinir sistemi enfeksiyonu olmaması. Yani beyin iltihabı olmaması ve beyin zarı iltihabı olmaması. Bu ikisinin olmaması lazım. Evde ilk müdahale yaptık. 112 hastaneye götürdü. Hastanede doktor arkadaşlar baktılar. Kafalarındaki kriterlere göre, çünkü ateşli havalinde kendi alt grupları var. Buna göre bu çocuktan menenjit olup olmadığını ekarte etmek, yani beyin zarı iltihabı veya beyin iltihabı olmadığını ekarte etmek lazım. O yüzden de tanı koymak için belinden su almak lazım. Şimdi bu belinden su alma ifadesini gördüğü zaman birçok hasta yakını kaçıyor ve yaptırmak istemiyor. Lütfen eğer ki doktorunuz böyle bir şeye gerek görmüşse acil de karşılaşacak bir durumdur. Lütfen bunu yaptırın. Çünkü biz böyle şartlarda kalınca biraz elimiz kolumuz bağlı kalıyor. En çok beyin iltihabına veya beyin zarı iltihabına neden olabilecek mikroba yönelik ilaç veriyoruz. Diyelim ki A mikrobu. Ama belki B mikrobu. İşte tanı için çok önemli değil tabii, mi? Tabii tedavi için önemli. Evet. Ve o ilk 48-72 saatte yapılmamış yanlış eksik tedavi nedeniyle belki çocuk ömür boyu bunun bir hasarını taşıyacak, belki ileride epileptik olacak. O yüzden lütfen çocuk hekiminiz ve acil hekiminiz bunu düşünüyorsa, çocuk nöroloğunuz bunu düşünüyorsa onun lütfen dediklerine kulak verin. Evet, tedaviye katkı sağlayan girişimler bunlar. Yani vereceğiniz ilacı tespit edebilmek için bile o belden su alma gerekli diyorsun. Evet. Biraz soru soralım mı size, izleyicilerimizden? Tabii ki, tabii ki. Zaten seve, seve. Soruyoruz biz ama tabii, izleyicilerimiz de sorular göndermişler. 51 yaşındayım, 3 yaşında geçirdiğim havale iltihaplı romatizma olmama neden olmuş olabilir mi diyor izleyicimiz. Şimdi iltihaplı romatizmayı genelde değil mi kalple hocam, Murat hocam sen de evet, tabii. Kalp kapağıyla ilgili şeyden yani, bahsediyor. Yani havalenin romatizma yapacağına tarzı herhangi bir şey söyleyemem. Öyle bir şey mümkün değil. Ama aynı mikropla belki hani enfeksiyon olmuştur dediğiniz gibi, belki menenjit mi geçirdi o dönemde de. Öyle ancak, bir şey olabilir mi ancak? Hani ama romatizma da... Streptokok enfeksiyondur da. Bu romatizma için hep böyle derler öyle. Hocam ama ya. Şey, eksik bilgi, hatalı bilgi. Şey diye. Yani çok böyle uç bir senaryo yapmak lazım burada ilişkilendirmek için. Çok ilişkili yani değil çünkü. Yanlış bilinen bir bilgiymiş mesela şu yani, anda öğrendik. Yani havale romatizmaya neden olmaz. Evet, ama geçirilen mikrop
beyinde eklemiş olabilir, kalbi de etkilemiş olabilir. Hı-hı. Öyle olabilir. Evet, peki. Bakalım başka ne sormuş izleyicilerimiz? Benim oğlum 1 yaşında menenjit geçirdi. 4 sene sonra havale geçirdi. Şu an 13 yaşında ve bir sağlık sorunu yok. İleride sorun yaratır mı? Şimdi normalde çocukluk çağında geçirmiş olan enfeksiyonların ne kadar süre sonra karşımıza nöbetle çıkacağı hakkında net bir şey söylememiz mümkün olmuyor. Çıkar mı karşımıza nöbetle? Genellikle bizim kabul ettiğimiz 10 sene boyunca herhangi bir nöbetimiz olmazsa, 10 sene boyunca herhangi bir nöbetimiz olmazsa, EEG kontrollerimiz iyi giderse bunu şu an için bitmiş kabul etmek en doğrusu. Hmm. Ama EEG kontrolü dediniz, o zaman nörolojiyle takip etmesi gerekir. Çünkü bir 4 sene sonra havale öyküsü var bu çocuğun. Evet. Büyük ihtimalle kişinin yaptırdığından yola çıkarak bunu söylüyor. Yani yaptırmamışsa fikirlerini almaları uygun olacak. Evet, tamam. Evet, neyse ki çok fazla olacak bir şey var gibi durmuyor. Evet, kızım 2,5 yaşında ateşli havale geçirdi. Epilepsi ilacı başladı. Ama genetik raporda epilepsi çıkmadı. İlaç bizden habersiz başlandığı için kesemiyoruz. Ne yapmamız lazım? Şimdi normalde bizim ateşli havale geçirdikten sonra ateşli havaleyi önleyebilmek için kullandığımız ilaçlar var. Bunu hep ben hastalarıma şöyle anlatıyorum. Aspirin baş ağrısında da kullanılabiliyor. Aspirin romatizmada kullanılabiliyor. Aspirin hamilelerde de kullanılabiliyor. Ben aspirin kullanıyorum ama ben hamile değilim. O yüzden epilepsi ilacı ateşli havaleyi önlemek için de kullanılan ilaçlardan bir tanesi. Normalde biz ateşli havaleyi önleyebilmek için devamında ilaç kullanma taraftarı değiliz. Ancak risk faktörleri varsa, yani aile yatkınlığı varsa, çocuğun daha önce birkaç kez geçirmiş olma riski varsa, fokal geçirmişse, gün içinde tekrarlamışsa, akabinde tek taraflı güçsüzlüğü gibi kriterler varsa, risk faktörleri varsa çocuk tekrar nöbet geçirmesin ve bizim korktuğumuz status dediğimiz tabloya girmesin diye vakasına göre bu tarz havale önleyici ilaç olarak kullanabiliyoruz. Bir genetik rapor diyor. Böyle bir inceleme var mı hocam? Şimdi şöyle oluyor. Ateşli havalelerin bir kısmında Dravet sindromu dediğimiz, SN1R mutasyonu dediğimiz, neyse farklı genetik eğilim var. Eğer ki bir çocuk çok uzun ateşli havale getirmişler. Normalde 3 dakikada bitiyor dedik. Yarım saate kadar sürmüş. Bu da tekrarlıyor. Acaba bu yüksek ateşle başlayan veya uzun süre nöbetlerle giden bir Dravet sendromu diye araştırmak gerekebiliyor. Çünkü eğer o çıkarsa, o çıkarsa ateşli havaleden çıkıp farklı ilaçlar kullanmak gerekir. Evet, peki. Peki, vaktimiz çok daralmış hocam. Hadi bir soru daha soralım. 3 oğlum var. İkisi soğuk havale, biri ateşli havale geçirdi. Üçü de şu an zihinsel engelli. Akraba evliliği değiliz. Testlerimizde bir sorun çıkmadı. Bu ırsi midir? Bir çocuk daha yapsak o da havale geçirir mi? Çok geçmiş olsun öncelikle. Evet. Evet. Şimdi normalde epileptik çocuklarda, yani epilepsi nöbetine bağlı zeka göreliği olabilme ihtimali status dediğimiz çok uzun süren veya gün içinde çok sık tekrarlayan tipler haricinde karşımıza çıkan bir durum değil. Genelde ailede birden fazla kişide nöbet olursa, ki ailelerin bir kısmında epilepsi yatkınlığı vardır. Epilepsi yatkınlığı vardır. Hep aileler genellikle şunu sorar. Bende var, çocuğumda olur mu? Kocamda var, çocuğumda olur mu gibi. Veya kardeşte var, kardeşte olur mu? Normalde annede veya babada eğer ki epilepsi hikayesi varsa çocukta epilepsi olabilme şansı %6. Evet. Ama aileler hep şuna bakıyor. Benim annem de dahil hep böyle benle ilgili olan bir şey, hep negatifini düşünüyor. Eyvah, %6 epileptik olacak. Ama bir taraftan %94 olmayacak. Yani %90. Annelik içgüdüsü. O yüzden annelik kutsal. Evet. Annelik o yüzden kutsal. Farklı bir şey yani, o yüzden annelik. Ama hem anne hem baba epileptik, çocuğun epileptik olabilme şanssızlığı bu sefer %12. Yine %88. Bir epilepsi olmuyor. Ve ailelerde birkaç kişide böyle bir epileptik olay varsa bunun genetik olarak bir epileptik yatkın açısından bakmak lazım. Genetik tetiklerimiz şu anda çok büyüdü ve çok çeşitlendi. O tetiklere göre değerlendirmek lazım. Ama bu tetiklere rağmen yine vakaların önemli bir kısmında şu anki bilgilerimize göre neden bulamıyoruz. Bulamadığımız olabiliyor. Maalesef. Peki, süremizi doldurduk. Çok teşekkürler. Hocam çok değerli bir şey. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, ben teşekkür ederim. İyi günler. Çok burada sağ kalın, bizle beraber geldiniz, kapatalım. Sağ olun. Peki, hocam. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, çok önemli bir konuydu aslında. Hocam ben doyamadım gerçekten. Evet. Daha da uzun konuşulabilir. İnşallah tekrar ağırlarız hocamızı. İnşallah.
Güzel bir programdı. Şimdi biz yarın haftanın son gününde yeniden burada olacağız. Hoşçakalın. Evet, haftaya veda etmek için yarın beraber olacağız. Saat 8.30'da sizi bekliyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.